Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin oyunculara özel olarak ürettiği bir kasayı inceleyeceğiz. Kasamızın modeli Gunkner 110R olarak geçiyor. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Biliyorsunuz günümüzde bilgisayar bileşenleri arasında artık kasalarda önemli bir yer tutmaya başladı. Bir 5-6 yıl öncesinde aslında kasaların böyle çok fazla bir önemi yoktu. Yani insanlar genel itibariyle ekran kartı, RAM, işte bellekler vesaire bunlara önem veriyorlardı. Kasada işte oradan bir tane kasaya yerleştirin gelsin diyorlardı. Fakat artık günümüzde bu olay tamamen tarihe karıştı. Neden? Çünkü bir bilgisayarın albenisi ilk olarak kasayla birlikte başlıyor artık arkadaşlar. Şimdi biz bu kasaya baktığımız zaman ön tarafta yarı cam bir silüet görüyoruz. Buradan bir kere bilgisayarın tasarımının nasıl sizi heyecanlandırdığını anlayabiliyorsunuz. Bunun içerisine yerleştirdiğiniz RGB aydınlatmalı ekipmanlar bilgisayarınızın hayli şık görünmesini sağlıyor. Eski dönemdeki bu beyaz kasaları hatırladığımız zaman nedir? Masanın altına iterdiniz, yani görünmese de olur kıvamındaydı. Fakat şöyle bir kasanız olduğu zaman RGB aydınlatmalarla içerisinde yandığı zaman onlar ne oluyor? Bunu siz masanızın üzerine de koysanız gerçekten hoş bir görüntü elde ediyorsunuz ve odanızda böyle fazlalık değil de adeta bir aksesuar gibi duruyor. Bu kasanın arkadaşlar en çok sevdiğim yönü içerisindeki RGB aydınlatmalı fanların vesaire kabloları hazır bir şekilde geliyor. Bugün bir kasa aldığınızda içerisinde fanlar vesaire var ama o fanları bağlamaya uğraşıyorsunuz, kabloları çekmeye uğraşıyorsunuz. Yani çok zahmete giriyorsunuz. Burada MSI ne yapmış? Hepsini kendisi halletmiş. Size geriye kalan tek şey fişi takmak diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle size doğru çevirmek istiyorum kasayı. Bu taraf zaten tamperli bir cam. Siz bunun içerisine RGB aydınlatmalı ekran kartıdır, anakarttır, RAM'dir bunları koyduğunuz zaman gayet hoş bir görüntü elde edebiliyorsunuz ve bu görüntüyü ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradan izleyebiliyorsunuz. Eski kasalarda ya da şu anda hazır satılan birçok kasada power'lar genellikle üst tarafta yer alıyor ve kabloları net bir şekilde görülüyor. Burada ise MSI ne yapmış? Power kısmını alt tarafa yerleştirmiş ve kabloları alt haznede saklamış arkadaşlar. Yani şöyle açtığımız zaman biz bu tamperli camı, buradan power'dan çıkan o hiçbir toplu böyle kablo demetine rastlamıyoruz. Neden? Çünkü kablolar şu elimi soktuğum alt kısımda gizlenmiş oluyor. Burada gördüğünüz gibi kanallar var. Bu kanallar ne işe yarıyor arkadaşlar? Power'dan gelen kabloları bu kanallar vasıtasıyla anakart üzerindeki bileşenlere yerleştirebiliyorsunuz. Peki bu kabloları nasıl çekeceksiniz? Hemen onu da sizlere gösterelim. Kasanın bu tarafında metal bir kısım daha var arkadaşlar. Bu metal kısmı şöyle açtığımızda zaten gördüğünüz gibi bütün kablo tesisatları burada yerleştirilmiş durumda. Siz buradan gördüğünüz gibi takmak istediğiniz örneğin burada SATA yazıyor. Bu nereye gidecek arkadaşlar? SATA bağlantısına. Yani bunları MSI bizler için zaten gördüğünüz üzere burada adeta paketlemiş durumda. Ayrıca power'ı şuraya yerleştirdiğiniz zaman dediğim gibi power bağlantılarında şuradaki soketlerden geçirerek ne yapacaksınız? Buraya konumlandırdığınız anakartınızın üzerine çekebileceksiniz. Bu kasanın boyutlarının büyük olması size şu avantajı da sağlıyor. Malum günümüzde artık ekran kartlarının boyutları hayli genişledi. Yani 3 pervaneli bir ekran kartı geldiğinde yaklaşık olarak şu boyutlara denk geliyor. Dolayısıyla her kasaya uyumlu olmuyor. Burada MSI ne yapmış arkadaşlar? Kasayı biraz daha geniş tutmuş ve her türlü ekran kartını bu kasanın içerisine sığdırmanıza olanak sağlamış. Evet, kasanın üzerine yerleştirilen tuşlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Şurada bir LED tuşu görüyoruz arkadaşlar. Ön tarafta üçlü fanımız bulunuyor. Arka tarafta ise egzoz fanımız bulunuyor arkadaşlar. Bunların hepsi RGB ile aydınlatmaya sahip. Dolayısıyla bunların aydınlatmasını şurada görmüş olduğunuz LED tuşundan ne yapabiliyorsunuz? Hem değiştirebiliyorsunuz hem de açıp kapatabiliyorsunuz. Örneğin şuna şöyle bastığınız zaman aydınlatma değişiyor. Basılı tuttuğunuz zaman da LED'leri tamamen kapatabiliyorsunuz. Burada mikrofon ve kulaklık girişine yer verilmiş. İki tane yan yana USB var. Bir tane Type-C girişimiz bulunuyor. Şurada bir power LED'imiz var. Power LED'in hemen yanında reset tuşumuz bulunuyor arkadaşlar. Ve onun yanında da power tuşumuz yerleştirilmiş. Ön kısımda bir adet MSI logomuz var burada. MSI'ın yeni logosu buraya şekillendirilmiş durumda. Şurası ise dediğimiz gibi camdan oluşuyor. Üst ve alt tarafta şu mıknatıslı toz tutma petleri var arkadaşlar. Bunları şöyle arada bir temizleyerek bilgisayarınızın tozunu alabiliyorsunuz. Bu şu işe yarıyor aslında.
Hani normal şartlarda bu olmadığı zaman çevresi toz oluyor. Ama Şubret gerçekten güzel toz yakalıyor diyebilirim. Dolayısıyla bunların kullanılması güzel olmuş. Eğer son dönemlerde böyle asi tasarıma sahip bir kasa arıyorum diyorsanız gerçekten MSI'nin bu modelinin hayli hoş göründüğünü söylemem gerekiyor sizlere. Her hattıyla gerçek bir oyuncu bilgisayarı olduğunu zaten yansıtıyor. Fiyatı da öyle çok avam bir fiyat değil arkadaşlar. Bizim internette araştırdığımız kadarıyla böyle 1000 liralar civarına bu kasayı satın alabiliyorsunuz ki bu tarz bir kasanın 1000 liraya satılması bence güzel bir olay. Eğer şu sıralar bir kasa toplayacağım diyorsanız bu kasayı bir listenize eklemenizi tavsiye ederiz. Eğer bu kasayla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.